İşte Anka, Bayraktar'da büyük bir insansız hava aracı daha 9000 metre yüksekliğe kadar çıkabilen Anka'da 24 saat havada kalıyor. 250 kiloya kadar yük taşıyor. Uyduyla kontrol edilebilmesi de mümkün. Ve Koral, SİHA'ların görünmesini engelleyen elektronik harp sistemi. Koral sayesinde SİHA'lar düşman unsurlarının radarına girmiyor. Yolladığı sinyallerle SİHA'ları görünmez kılıyor. Bahar kalkanının ilk günlerinde İdlib'de hareketliliğin başladığı saatlerde tüm iletişim sistemleri durdu. Nedeni ise Koral. Bölgede yapılan tuzak ve radara karşı devreye sokulan bu elektronik harp sistemin mimarı Türk mühendis. Yerli bir silah. Türk ordusunun havadan başka bir saldırıya uğramasını önlemek için alçak irtifa hava savunma sistemlerinden KİDE monteli Stinger sistemi Atılgan'da bahar kalkanı harekatında kullanıldı. Yerli ve milli üretim olan Atılgan sistemi Suriye'deki operasyonlarda Aselsan'a ait uçakların ve insansız hava uçaklarının Türk ordusuna taarruz etmesini önlemek amacıyla sınır ötesine sevk edilen araçlar operasyonda kullanılan en etkili savunma sistemleri arasındaydı. Fırtına obüsleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern seyit onbaşısı Poyraz Sakarya Arifiye'de bulunan 1. Anabakım Merkezi Komutanlığı tamamen Türk mühendisi ve işçi tarafından üretildi. Seyir halindeyken de atış yapabilen Poyraz standart bir obüsün 3 atışta gerçekleştirdiği etkiyi tek atışta yapabiliyor. Karadan ilk darbeyi de obüsler vuruyor. Süratle giden Türk kirpi ise hem daha hızlı hem de mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı geçirmez. Uzun menzilli tank savar füzesi, mızrak ve cirit de operasyonlarda yerini alıyor. Bizim aşağı yukarı 7 tane çok büyük, 16 orta boy. Hava kuvvetlerine baktığımızda bu sayıları böyle verelim. Çünkü çok bilinmeyen bir konu ve biz bu dosyayı açmaya başlayalım. Tabii. 3. Deniz kuvvetlerinde 4 ciddi fabrika. Ama bu fabrikalar fabrikaların fabrikası. Yani organize sanayi bölgesi niteliğinde her tür üretimi yapacak kapasitede Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sadece holding gibi büyük dev işletmeler var. Bu işletmelerin neler yaptığına iyi bakmamız lazım ve bunu kamuoyuna açmamız gerekiyor. Dolayısıyla savunma sanayi ile ilgili böyle bir değerlendirmeden sonra haber akışıyla birlikte bu dosyaları açalım. Açalım. O zaman özel izinlerimizi almamız gerekiyor. O fabrikalara Sayın gidelim. Sayın Süleyman Soylu'dan o zaman buradan izin almış Milli olalım. Savunma Bakanı'ndan. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'dan buradan talepte bulunuyoruz ama biz ayrı talepte savunma bulunuyoruz. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'ndan. Savunma Sanayi Müsteşarlığımızdan. Şunun için önemli. Hı. Bakınız, savunma araştırma sanayi müsteşarlığına seslenmek zorundayım. Evet. Çünkü İsmail Bey ekibi biliyorum. Çünkü bu sektörü yakından takip ediyoruz mecburen. 3-4 büyük şirketin ihalelere girdiği ama KOBİ'lerin çok fazla işin içine alınmadığı bir yolculuk var. Yeni bir modelleme yapılması lazım. Bu çok önemli. Peki. Bir de özel sektör çok işi varmış gibi konuşuyor. Konuşmasın. Tamam. Peki biz takipçisiyiz diyerek dünyayı böyle gezmeye. Melih Hanım, açın elinizi. Ay onu alayım da. Dezenfektan. Onun koruyucu mu? Bir dakika. Bu böyle geziyoruz artık. Öyle geziyoruz ama ben gezmiyorum. Ya. Ben gezmiyorum. O korunmaz. Çünkü, buyurun siz takın. Buyurun. Ah şimdi bunu al. Ama takamazsınız değil mi? El tutmuyorum. Evet. Şap şap yapmıyorum. Aynen öyle. Öpüşmüyorum. Öpüşmüyoruz, sarılmıyoruz, tokalaşmıyoruz. Çünkü dünya koronavirüsün etkisinde neyse ki biz Türkiye olarak şu anda büyük bir krizle baş başa değiliz. Ne hikmetse Türklere bulaşmıyor diye bir söylenti var aslında çevremizde. Ama tabii ki bundan kaçamayız. Kendimizi bir şekilde korumak durumundayız. Öyle ki gözden bile bulaşabilen bir virüsten bahsediyoruz. Koronavirüsünden. Herkeste bir tedirginlik var, korku var. Ama kendimizi korumaya gayret edeceğiz. Bunun ekonomik yönden acaba etkileri nasıldır diye baktığımızda turizmde gözle görülür bir yavaşlama söz konusu. Şimdi bir hanımefendi anlatacak, turizmci. Bakın bize neler anlatıyor. Pek çok sektör alt üst oldu diyebiliriz. Buyurunuz, ekonomik gidişat.
mikrobu, virüsü olan ülkelerin haritası. O ülkelere misafirlerimiz seyahat etmek istemiyorlar ve akın akın da iptal geliyor. Koronavirüsü yavaş yavaş yayılırken pek çok sektör ya alt üst oldu ya da diken üstünde. Turizmciler iptal olan uçuşlar, rezervasyonlar ve fuarlar nedeniyle belirsiz bir dönemin başında. Türkiye'de henüz vakaya rastlanmadı ama Türk turizmciler kendilerini her senaryoya hazırlamaya çalışıyor. Havaalanlarında önlemler alınıyor ama uçaklarında o virüslerle dolu olabileceğinin altını çiziyor turizmciler. Herhangi bir yere yurt dışında seyahat etmek istemiyor ama o aynı uçaklar, seyahat etmediği uçaklar o ülkelere, İtalya ve Kore ve İran dışındaki diğer koronavirüsü karışmış ülkelere gidiyor. Sonra geliyor burada Ankara'ya, İzmir'e, İstanbul'a uçaklar gidiyor. Türkiye 5 ülkeye uçuşlarını durdurma kararı aldı. İtalya, Çin, Kore, İran ve Irak virüsten yurt dışı turları düzenleyen seyahat acentaları da nasibini aldı. 68 bin tur iptal edildi ama aktarma yapan virüsün görüldüğü birçok ülkeye uçuşlar devam ediyor. İngiltere virüse karşı savaş açtı. Okullar kapatıldı. Gerekirse virüsle mücadele için ordunun devreye sokulması kararı alındı. Gerekli ilaç ve koruyucu giysi stoku yapılacak. Virüs salgına dönerse çalışanların 5'te 1'i işe gitmeyecek. Koronavirüs vakası dünyada 7 kıtanın 6'sına yayıldı. Yalnızca bir kıtada, yani Antarktika kıtasında görülmedi vaka. Türkiye'nin etrafını tamamen sarmış durumda koronavirüsü. Türkiye'de henüz herhangi bir vaka ortaya çıkmadı. İngiltere'de de bir açıklama yapıldı. İngilizler Türkiye'ye güvenlikle gidebilecekleri tavsiyesinde bulundu. İngiltere güvenli tatil için İngilizlere Türkiye'yi tercih edebileceklerini söyledi. Ama turizmde durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölümcül virüs sebebiyle alarm veriyor. Türkiye hatta bu krizi bir fırsata da çevirebilir. Bu haritayı önemli bir şekilde birçok platformda kullanıp yabancı turistlerin Türkiye'ye gelmesini hız kazandırabilir. Çünkü güvenerek ülkeye gelebilirler, Türkiye'ye gelebilirler. Gerçekten bizde çok sıkı tedbirler alındı. Dünya liderleri de aynı endişeyi taşıyor ve önlem alıyor. Onlardan biri de Almanya İçişleri Bakanı. Bakan virüse karşı önlem olarak Başbakan Angela Merkel'in elini sıkmadı. En fazla turizm sektörü etkilendi. Virüsün kriz yönetimini Dünya Sağlık Örgütü tam anlamıyla yapabiliyor diyemeyiz. Bir tarafta acil durum deyip diğer tarafta seyahate engel koymuyor. Pandemik, yani salgın yayınlamasını, bu emareyi kullanmıyor. Kullanmadığı zaman da bir disiplin içerisine girmeyen bu kriz ülkelerin kendi içerisinde algıyla gerçek birbirine giriyor. O iptaller sebebiyle yurt dışı tatili için önemli firmalardan biri yalnızca 16 milyonluk satışını iptal etmek zorunda kaldı. Tüketiciler haklarını alabiliyor ya da seyahatlerini açığa alabiliyor ama turizmciler Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasıyla mücbir sebep olmadığı gerekçesiyle tedarikçilerden para iadesi alamıyor. Bu krizde iki mağdur var. Bir tüketici, iki ve gerçek mağdur tur operatörleri. Tüketici 30 günden önce iptal hakkını koronayı sebep göstererek edebiliyor. Tüketiciden iptal gelse dahi bizler bu masrafları öncesinde yapmış olduk. TÜRSAP'ı ben göreve çağırıyorum. TÜRSAP başkanımız yurt dışına seyahat etmeyin dedi. TÜRSAP'ın görevi tüketiciye mesaj vermek değil, kendi üyelerini koruma altına almaktır. Dünyanın tedirginlikle hareket ettiği koronavirüs için sadece tatil planları iptal edilmiyor. Dünyaca ünlü Cenevre Otomobil Fuarı koronavirüsü nedeniyle iptal edildi. Ve Fransa Cannes'da 10-13 Mart'ta düzenlenecek MIPIM gayrimenkul fuarı da virüs sebebiyle ertelendi.